Yeni bir bölüm, yeni bir bölge. 6. bölümümüze hoş geldiniz. Oyunumuzun 49 seviyeye yükseldiği 13 Mayıs 2009 tarihinde gelen Derindeki Sır paketiyle ilk adımımızı Babali'den yer altına inerek başlıyoruz. Biraz nostalji havası vermek için ışınlanmadan Domuz Kent'e gideceğim. Desteğinizi her zamanki gibi kanalıma abone olarak ve Discord kanalımıza katılarak yapılan duyuruları takip edebilirsiniz. Domuz kente ulaştık. Kan pençe ilk görevimizi verdi. Domuzla da tanıştık. Namımızı duymuş. Topal ile tanışmamızı istiyor. Topala 10 adet yeraltı mantarı toplayacağız. Yeraltı ilk geldiğinde burada bir tane bile Tepegöz canlı değildi. Aşırı bir kalabalık vardı. Mantarı çekmek için pür dikkat çıkmasını beklerdik. Mantar tesliminde nitrojen tipi engerek dışı aldık. Yer altında ilk darbeyi topal vuruyor. Cin mağarasında 30 dakika içerisinde 25 tane karıcın öldürmemiz gerek. Ne itemler kasılmıştı zamanında burada? Urban takılar, altın çifteler. Gerçekten güzel günlerdi. Hazır Karacın mağaradayken Cincir adlı cinden tuzak görevini de aldım. Tuzaklara yakalanan 20 adet folklor cinlerini kurtarmamız gerek. İlk görevimiz süreli olduğu için topalı görevi teslim ettim. Daha sonra Kampençe'den bombacı görevini aldım. Bu bombacı cinler zamanında bizleri az yatırmadı yere. Bombacılar ölüyken bir anda canlanıp grubun fişini çekebiliyordu.
Tuzaklara yakalanan cinlerden sonra cinnet ile konuştuk. Folklorun büyülü yüzüğü kayıpmış. Bulmamız gerek. Kayıp yüzük, dişi örümceğin ağlarla çevrili olan yuvasında. Püskürttüğünü unutmuşum. Az daha burada ölüyordum. Cinnet dişi örümceğin ölüsünü istiyor. Bununla daha sonra ilgileneceğiz. Bombacı görevini de aradan çıkarttık. Karacın modeli bir ayakkabı aldık. Mağara yolunda giderken yolumuzun üstünde olan yılanlarla ilgileneceğiz. 20 adet bekçi engire öldürmemiz gerek. Bekçilerden sonra da 10 adet de kızıl kobra. Topalda solucan görevimizi unutmayalım. Ekip sağ olsun yine bizi yalnız bırakmadı ve solucanın mekanını basmaya gidiyoruz. Solucanı devirdik. Liderlik sembolü aldık. Hemen bir diğer görevimiz olan dişi örümceğe dönüyoruz. Dişi örümceğin ölüsünü cinnete teslim edelim. Ödül olarak örümcek gözü ve karacın modeli bir yüzük aldık. Evet, cin mağarasındaki operasyonlarımızdan sonra Arzu Alcı'ya uğruyoruz. Bizim meraklı Arzu Alcı yine ayak işleri için solucanın yanında bulunan eski medeniyet kalıntısının fotoğrafını çekmemizi istiyor.
Kalıntıya girmek isterken solucanın askerleri hemen bizi öldürmeye kalkışıyor. Fotoğrafı çekmeyi başardık. Şimdi de yer altında anahtar benzeri bir cisim bulmamız gerek. Anahtar dış örümceğin yuvasında olması gerek. Yuvada geometrik bir cisim bulduk. Evet, bu geometrik şekil bir anahtarmış. Yer altındaki meren kapısını bu anahtar ile açacağız. Meran kapısını aktif ettik. Kapının arkasında duran domuzun adamından iltifatlı sözler aldık. Kapıyı açtığımızı domuza da haber etmemiz gerek. Domuz o kapıyı açmak için çok uzun zamandır uğraştıklarını söyledi. Yolun nereye çıktığını öğrenmek için Meran labirentine gidiyoruz. Işınlanarak da gidebilirdik ancak lonca lisansı olmayan arkadaşlar vardır. Belki nasıl gidildiğini bilmiyorlardır. Hem de bir yandan nostalji olur bizim için. Az kaybolmadık bu labirentte sonuçta. Tavandaki bombaları unutmuyoruz.
Bazen bu bombalar patlamıyor ve sizin ölümünüze sebep olabiliyor. Meran'a girebilmemiz için son bombalara geldik. Süleyman'la sırasıyla patlatıyoruz.
Ve Meran'a geldik. Gerçekten üzerinde çok emek harcanmış, güzel bir yer olmuş. Oyunun en güzel yerlerinden birisi bence. Görev tesliminden sonra domuz Meran'daki yaratıkları öldürmek için bize sırasıyla görevler verecek. Ondan önce Arzalcı'ya uğrayıp Meran şehrinin meydandan fotoğrafını çekmek için görevimizi aldık. Fotoğrafı bir sonraki bölüm çekeceğiz ve diğer Meran'daki görevlerimize de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın.